Indüksiyon elektromotor kuvvetinden soru gelme ihtimali çok yüksek. Sıkıntılı bir konu biliyorsunuz. Hemen orayı halletmeye çalışalım sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ki indüksiyon elektromotoru aslında manyetik akı değişimiyle oluşur. Ama detaya girmeden şöyle bir hedef belirledim. Kendime özetle bunları biliyor muyum serisinde. Acaba birincisi şunu biliyor muyum? Bakın bir, ikincisi ve üçüncü kısımda bu taraf olarak ayıralım sevgili arkadaşlar. Yani sağ tarafın gelme ihtimali de inanılmaz şekilde yüksek. Sevgili dostlar birincisinde şunu vurguladım. Dedim ki düz bir tel manyetik alan içinde hareket ettirilirse acaba tel üzerinde uçlarında oluşan elektromotor kuvvet dağılımı nasıl olur? Artı eksi ne taraf olur? Bunun dışında bu elektromotor kuvvet nasıl bulunur ve bir öğrenci olarak benim nelere dikkat etmem gerekir? Şimdi öncelikle manyetik alan içeri. Şimdi arkadaşlar indüksiyon elektromotor kuvveti de telin iki ucunda hangi ucun artı hangi ucun eksi olduğunu bulmak için yapmam gereken bir kere telin üzerindeki yüklere etki eden kuvveti belirlemek. Ve kuvvet ifadesini bakın elektromotor kuvvet. Kuvveti gördüğüm anda refleks olarak elimi şu şekilde açıyorum arkadaşlar bakın. Dört parmağım manyetik alan yönünü, baş parmağım akım yönünü ya da hız vektörü yönünü. ikisi de olur benim için. Avuç içimde pozitif yüklere etki eden kuvvetin yönünü gösteriyor. O halde bakın hız vektörü yani pozitif yüklerin buradaki telde pozitif yüklerin hareket yönü ne taraf? Sağ taraf. Manyetik alan sayfa düzleminden içeri doğru olduğu için elimi hafif yukarıya doğru kaldırıyor. Manyetik alan içeri doğru tutuyorum arkadaşlar. Etki eden kuvvet pozitif yükler için sayfa düzleminde yukarı doğru oluyor. He, o zaman diyorum ki Telimin üst ucu neyle yükleniyor? Artı yükle. E doğal olarak da alt ucu neyle yükleniyor? Eksi yükle yükleniyor. Ve siz diyebilirsiniz ki Ahmet hocam artıdan eksiye doğru bir elektrik alan oluşur mu? Tabii ki de oluşur. Burada bir de elektrik alan unutma arkadaşım. Peki telin üst ucunu artı ile alt ucunu eksi ile yükledim. Üst ucuna K ucu desem, alt ucuna da L ucu desem bu iki ucu arasındaki potansiyel farkı yani indüksiyon elektromotor kuvvet büyüklüğünü nasıl yazarım? Dedim ki İki ucu arasındaki oluşan elektromotor kuvvet yani epsilon eşittir hatırlıyor musunuz? B çarpı V çarpı L sin teta. Bavul sin teta diyorsunuz ya hani. Sinüs teta. Ne demiştik? Sakın unutma demiştik. Bakalım bunları biliyor muyum serisinde bu teta'nın ne olduğunu hatırlıyor musun? Arkadaşım bu teta tüm manyetizma konusu içerisinde en ama en neydi? Tehlikeli. Niye en tehlikeliydi? En tehlikeli açıdır. Çünkü buradaki açıda 3 tane değerimiz var. Biri telin uzunluğu yani L dediğimiz kısım. Diğeri V dediğimiz kısım. Üçüncüsü ise manyetik alan. Mesela manyetik alan sayfa düzleminden içeriye doğru telimiz bu şekilde hız vektörümüzde artı x yönünde. 3 kavram 3 doğrultu. 3'ü de birbirine dik olduğu için herhangi bir problem yok değil mi arkadaşım? Ama bunlardan e eğer ikisi ikisi Birbirine paralelse EMK ne olur? Sıfır olur. Acaba bu notu biliyor muyum? Acaba hatırlıyor muyum? Neydi bu not? B bir doğrultu belirtir. Hatta bir vektör. V bir doğrultu belirtir. Hatta bir vektör. İle ile L için değil mi? Bu üçünden L için ne diyorum? Herhangi ikisi herhangi ikisi fark etmez benim için. Neyse paralelse paralel ise lütfen unutma elektromotor kuvvetin sıfır olur. Yani önce sıfır mı değil mi bak ondan sonra karar ver voltajının değerini hesaplamaya. Sinüs teta zaten bunların ikisi arasındaki açı. Mesela bakın şöyle bir teliniz olduğunu düşünün arkadaşlar. Bu telimiz manyetik alan altında şu şekilde V hızıyla çekiliyor. Telimiz bu yönde çekilirken faz edin ki manyetik alanda bu yönde uygulanıyor B. E ee, arkadaşım o zaman bu telin üzerinde oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti sıfır. Niye? L ile B birbirine ne? Paralel. Mesela telimizin şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Aynı manyetik alan içinde olsun. Yani manyetik alan hala böyle olsun. Bak manyetik alan tele dik. Sıkıntı yok. Ama hız vektörün böyle olursa yine elektromotor kuvveti ne olur? Sıfır olur. Çünkü bu kez de hız L'ye paralel. Yani bu üç değişkeni gördün mü arkadaşım? Bu üç değişkenden herhangisi paralelse hiç korkma. Sıfır bas ve geç. Olay bu. Şimdi eğer telin, telin bir manyetik alan bölgesi içerisinde herhangi bir nokta etrafında sağ ya da sol bakın mesela bu tarafa doğru olsun bu kezde bu tarafa doğru bir V hızıyla dönüyorsa biz ne yapıyorduk? O noktası burası olsun, A noktası burası olsun. O halde bu A nok o noktasında dönme noktası olduğu için V, O noktasının hızı ne? Sıfır. Öteleme yok orada. Peki böylece şu iki denklemi gerçekten çok seviyorum. Buradaki orta noktanın hızını V bölü 2 alarak telin iki ucu arasındaki yani O noktası ile A noktası arasındaki potansiyel farkı şöyle hesaplayabilirsin. Bak yukarıdaki denkleminden B çarpı V çarpı L değil miydi? Bölü 2 dedin oldu bitti. Hatırladın mı bunu? Bunları biliyor muyum serisinde buna evet Ahmet hocam diyebiliyor musun? O zaman güzel. Sinüs teta arkadaşım hiç korkma. Teta burada hep 90 olmak zorunda. Sinüs teta dolayısıyla 1 olur. Şimdi ama biz diyorduk ki bu V yerine W çarpı R yazalım. Bakın 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 bakın. V eşittir W çarpı R yazalım. Hatta bu R'nin de zaten eşittir L olduğunu biliyoruz. O zaman formül şuna döner. Epsilon O noktası ile A noktası arasındaki potansiyel fark 1 bölü 2 çarpı B W L'nin karesi şeklinde gelir arkadaşım. Eğer sen yukarıda iki nokta arasında yani K ile L arasındaki elektromotor kuvvetini bu şekilde bulabilmişsen bu denklemi hatırlayabilmişsen aşağıda da bu denklemi hatırlayabilmişsen elektromotor kuvvetinde düz tellerle dönme ve öteleme hareketiyle ilgili sıkıntın kalmadı demektir. Bir şey daha çok önemli. Bu teli görüyor musun? Orta noktanın potansiyeli. Şimdi bir de şöyle bakalım. Hangi uç artı hangi uç eksi ona da bakalım. Manyetik alan sayfa düzleminden içeri doğru. 4 parmak manyetik alan yönü gösterdi. Baş parmak ne tarafa doğru? Sağ tarafa doğru. Avuç içim nereyi gösteriyor? Artıların hareket edeceği yönü. Yani telin alt ucu neyle yüklenecek? Artıyla. Üst ucu neyle yüklenecek? Eksiyle. Herhangi bir noktanın potansiyelini bulurken alt dönme noktasını, dönme noktasını sıfır kabul edebilirsin. Ancak eğer burası epsilon kadarsa yani burası v kadarsa burası da artı v kadar olmak zorunda. Peki arkadaşım orta nokta sıfır mı? Bence en güzel notlardan bir tanesi o. Sakın unutma bu tel dönerken l'nin karesiyle orantılı olduğu için orta noktanın potansiyeli sıfır değil. Tamam mı? Sıfır değil. Niye değil? Çünkü l'nin karesiyle orantılı. Ortanın biraz üstü sıfır olur. Burada ama bir uç artı k bir uç eksi l o halde l bakın telin uzunluğuyla doğru orantılı bir dağılım sergilediği için hiç ama hiç korkma. Not orta nokta ne? Sıfır potansiyele sahip. Orta noktanın voltajı orta nokta nedir? Sıfır volttur. Sıfır pot yazıyorum unutma. Orta noktanın potansiyeli sıfır. Çok güzel bir detay. Önemli bir özellik çıkabilir arkadaşım. Şimdi Manyetizmada düz tel ve dönen teli hallettik. İndüksiyon için çok değerli. Şimdi biz hızlıca şöyle yapalım. Manyetik akı neydi onu bir görelim. Kapalı bir çerçeveden manyetik alanlar çizgileri dik düşüyorsa zaten problem yok. Ama bu şekilde düşüyorsa onu dik hale getiriyordum arkadaşım. Hatırla o bileşen kosinüs olacak. Manyetik akı sizler için çok önemli olmalı. Bence çok kıymetli arkadaşlar. Fi B manyetik akı eşittir. Manyetik alan B çarpı yüzey alanı A çarpı manyetik alanın yüzey normaliyle yaptığı açının hangi bileşeni kosinüs? Çünkü dik olmak zorunda. Peki bunun birimi neydi hatırlıyor musun? Bunları biliyor muyum serisinde? Bunun birimi Weber'di. Peki bunun birimi neydi arkadaşım? Tabii ki de Nikola Tesla'ydı. Aynı zamanda Tesla yerine Weber bölü metrekare yazabileceğini de buradan görüyorsun. Peki akı önemli. Zaten dik düşüyorsa arkadaşım korkulacak hiçbir şey yok. Dik düşüyorsa direkt B çarpı A yazıp geçebilirsin. Herhangi bir açı kavramına gerek kalmadığını zaten rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki gelelim babaların babasına. Efsane denkleme. Gerçekten bu konunun en baba denklemi. Lütfen unutmayın arkadaşlar indüksiyon elektromotor kuvvet ne zaman oluşurdu? Kapalı bir çerçeveden geçirilen manyetik akı değişirse. Nasıl değiştirirse değişsin. B'yi değiştirsin, A'yı değiştirsin, teta'yı değiştirsin, sarım sayılarını değiştirsin hiç önemli değil. Ne yazıyorum? Eksi eş, çarpı delta fi B akıdaki değişim bölü delta t ne olur bunu unutma. Ama bunu sadece ezberleme. Mantığını öğren. Ne diyordu arkadaşım bu sana hatırlıyor musun? Bunları biliyor muyum serisinde umarım bu seri size çok faydalı oluyordur arkadaşlar. Bu ne diyordu bize? Diyordu ki ben diyordu aynen böyle diyor ben diyordu manyetizmanın eylemsizliğim arkadaşlar. Lenz yasası nedir? Manyetizmanın eylemsizliği. İlginç bir şey. Manyetizmanın, benim tabirim, manyetizmanın neyi? Eylemsizliği. Ne için? Akı için. Ha. Ahmet hocam biz eylemsizliği biliyoruz. Eylemsizlikte şimdi sen o zaman mesela bir cisme hız kazandırmak istiyorsun. O ne yapıyor? Hızını korumaya çalışıyor. Yani sen burada aslında akıyı arttırmak istiyorsun. O azaltmak istiyor. Eksi oradan geliyor. Azaltmak istiyorsun sen. O arttırmak istiyor ama akıyı arttırmak değil. Senin azalttığın kadar arttırarak kendi seviyesinde tutmak istiyor. Yani değişmesini istemiyor. Bence çok mantıklı bakın tekrar ediyorum. Sen akıyı arttırırsan o akının artmasını istemiyor. Senin arttığın miktarda onu azaltmaya çalışıyor. Sen akıyı azaltırsan azalmasını istemiyor. Senin azaltmaya çalıştığın miktarda arttırmak istiyor. Tabi bunu başaramıyor ama her zaman direnmeye devam ediyor. O zaman manyetizmanın eylemsizliğine ben ne diyorum? Lens yasası diyorum. Bu eksi oradan geliyor. Yoksa voltajın değerine eksi koymanıza gerek yok. Bakın ikisine de eksi koymadım. Şimdi sevgili arkadaşlar. Burada benim çok sevdiğim ve size çok ciddi anlamda tavsiye ettiğim bir tekniğim vardı. Lütfen unutmayın diyordum ki, arkadaşım lütfen kendine dışarıdan gelen etki B'yi belirle. Ona karşı hani şu direnme etkisi, tepkisi diyebiliriz. Ona karşı B üssünü belirle. Şu B ile B üssü var ya bu B ile B üssü senin var ya çok işine yarayacak. B B üssü çok rahat işlerini görecek. Şimdi mesela örnek verelim hemen. Diyoruz ki buradaki mıknatısın N ve S kutuplarını görüyorsunuz. Örneğin bu mıknatısı bobine doğru ne yapabilirsiniz? Yaklaştırabilirsiniz. Sabit hızlı olur, değişken hızla olur. Tabii bundan sabit ya da değişken olması şurayı belirler. Voltajın değerini değiştirir. Ama oluşan akımın yönünü değiştirmez. Bakın şuraya da bir direnç koyalım her zamanki gibi ve akımın yönünü soralım. Şimdi arkadaşlar ben bunu buraya yaklaştırdığım zaman enden oluşan manyetik alan bunun içinden yani bobinin içinden oluşan manyetik alan bu şekilde geçmeyecek mi? Bu manyetik alan B işte. Yani bu manyetik alan bana dışarıdan gelen etki. Şimdi mıknatısı yaklaştırdığında B ne olacak? Artacak. Peki bobin onu ne yapmak isteyecek? Azaltmak. O zaman diyeceksin ki ben B üssünü öyle bir belirlemeliyim ki bu artışı azaltmaya çalışmalı. O zaman onunla aynı yönde olmamalı. Ona ters yönde olmalı. O halde bu da senin B üssün mü? B üssünü kim oluşturdu? Lütfen dikkat edin. B üssünü bobini oluşturdu. O zaman bobinin oluşturduğu B üssü bu yönde ise bobinin üstünden geçen akım yani B üssünü oluşturan akım indüksiyon akımın bu yönde olması gerekir diyebilirim. İşte bakın indüksiyon akımın yönü harika. O zaman bu ten üstünden bu şekilde bir akım geçmiş. Şimdi sen mıknatısı geriye mi çektin arkadaşım? Mıknatısı geriye çekersen B ne oldu? Azaldı. Bu sefer bobin onu arttırmak istedi. Onunla aynı yönde B üssü oluşturdu. Aynı yönde oluşturduğu B üssü ters yönde akım sağladı. Şimdi bunun gibi bir sürü yapabilirsin arkadaşım. Bak bir sürü aynı mantık. Sayfa düzleminden içeri doğru manyetik alanım var. Peki buradaki çembersel ya da halka, çembersel değil de pardon dikdörtgen halka manyetik alana giriyor mu? giriyor. Manyetik alana girerken akı yani fi ne olur? Artar. Hemen bunu düşün. E fi artarsa çerçeve onu ne yapmak ister? Azaltmak. O zaman içeriye doğru bir akı varsa onu artış kadar azaltmak için dışarı doğru bir akı oluşturursun. İşte bu B üstü. Lütfen B B üstü kullanın. B üssünün dışarı olabilmesi için üzerinden geçen akımın böyle olması gerekmiyor mu? O zaman bakın akımın yönünü buldum işte çerçeve içeriye girerken üstünden geçen akım. Hani sorularda soruyorlar ya saat yönünde saat yönün tersi yönünde falan filan. Peki dışarıya çıkarken ne olacak arkadaşım? Dışarıya çıkarken akı azalacak yani diyeceksin ki kenara fi azalıyor. Peki fi nereye doğru içeri? Ya arkadaş azalıyorsa ona hemen destek olurum ben. Onun azalmasını istemem. Onu dengelemeye çalışırım. O zaman B üssünü de içeri oluştururum. İçeri B üssü bakın içeri B üssü oluşması için şu yönde akım geçmesi lazım. Yani bu ilk öğrendiğimiz manyetik alanın tam tersi. Orada akımla manyetik alan bulmuştuk. Şimdi manyetik alanla akım yönü buluyoruz. Aslında aynı mantık. Şimdi arkadaşlar <laughs> Son bir şey yapıp bitiriyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Çok güzel bir tekrar oldu bence. Mesela şöyle bir telimiz olsun. Burada da hani klasik sorulardan bir tanesidir halka olsun. İşte bu halka buraya yaklaştırılsın. Ondan sonra buraya paralel hareket ettirilsin. Ondan sonra buradan uzaklaştırılsın. Bir sürü soru. Bir de bunun indiksiyonu var. Onu alternatif kısmında anlatacağım. Şimdi akım bu yöndeyse öncelikle bu telin oluşturduğu manyetik alan sağ tarafta içeri, sol tarafta dışarı mı? Güzel manyetik alana çarpı koyduk mu? Bu ne? Dış manyetik alan. Peki buraya doğru hareket ederken yazarsam fi yani akını olur, artar. Çünkü çember tele ne yapıyor? Yaklaşıyor. Çember tele yaklaşırken içinden geçen akı artarsa tel rahatsız olur ve onu azaltmak ister. Bir şeyi azaltmak istersen onunla aynı yönde mi, zıt yönde mi? Sor kendine ya onunla zıt yönde noktanı koy ve bitti olay. O zaman bu noktanın oluşabilmesi için bu yönde ne olması lazım? Akım geçmesi lazım. E ee, Peki burada paralel hareket ediyorum. Ne yaklaşıyorum ne uzaklaşıyorum. O zaman oluşan indüksiyon elektromotor kuvvet ne? Sıfır. Oluşan akım ne? Sıfır. Peki diğer tarafta telden uzaklaştığın için aynı mantıkla akım böyleyse şimdi buna ters yönde yani bu yönde bir ne oluşacak? Akım oluşacak. İstersen yapabilirsin arkadaşım. Peki bu çerçeve manyetik alan içinde hareket ederken indiksiyon elektromotor kuvvetine yine sıfır. Sevgili arkadaşlar çok uzatmak istemedim ama 15 dakikalık bir video oldu. Fakat bence çok güzel bir indiksiyon elektromotor tekrarı oldu. Unutmayın ben bunu yaklaştırırken yaklaşmasını istemediği için itecek. İçeriye girerken dışarıya dışarıya çıkarken içeriye doğru çekecek. Bu tel bu çemberi kendisine doğru ben yaklaştırmak isterken o itecek, uzaklaştırmak isterken çekecek. Unutmayın tek amacı var eylemsiz kalmak. Lütfen B, B üstü sevgili dostlar buradan soru gelecek bu sene. Lütfen burayı iyi öğrenelim. Kendinize iyi bakın. Kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Seviyorum sizleri.